Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu kaydımızda biraz simetri konusunu konuşacağız. Birçok makine parçasında, makine parçalarının çoğunda simetri oldukça önemli bir karakteristiktir. Unsurların birbirine göre simetrik konumda olması çok istenen bir şeydir. Örneğin şöyle bir basit montajda iki tane makine parçası olduğunu varsayalım bunların. Bu parça buraya oturacak. Daha sonra karşıya doğru süreceğiz bunu. Şu elemanı üstteki parçanın aşağıdaki boşluğa geçecek. Daha sonra da bir pinle bu iki parçayı birbirine bağlayacağımızı varsayalım. Böyle basit bir montaj düşünelim. Şimdi burada üç tane unsur var montajda kullanılan. Bir, şu genişlik. İki, şuradaki genişlik. Üç, şuradaki delik. Ve bu üç unsurun da eksenleri var, eksen düzlemleri var. Ve ideal olan şey ne burada? Bizim beklentimiz ne? Üç unsurun ekseninin de tek bir eksen gibi davranması. Yani şuradan geçen bir eksen düzlemi olduğunu varsayalım, hayal edelim. Şuradaki unsurun ekseni de, eksen düzlemi de bu kırmızı ideal eksen düzlem üzerinde. Derin eksen de burada. Şuradaki daha dar olan unsurun eksen düzlemi de aynı çizginin üzerinde olduğunu hep hayal ederiz. Çünkü birçok durumda biz parçaların boyutlarını kontrol etmek isteriz. Ve bunları ararız. İşte kalınlık ne kadar, genişlik ne kadar, deliğin çapı ne kadar. Ve geometrileri daha çok idealize ederiz. Geometrik bozuklukların olmayacağını varsayarız. Bizim hayalimiz çünkü üç ekseninde aynı eksen düzlem üzerinde olmasıdır, öyle olacağını varsayarız. Ancak bunun hiçbir zaman olmayacağını da bilmemiz gerekir. Bütün parçalarda nasıl boyutlarda hata oluyorsa, geometrilerde de hata olur. Hiçbir zaman bu üç eksen aynı doğrultuda olmaz. Hiçbir zaman simetri tam sağlanamaz. Konumlar tam sağlanamaz. Hiçbir yüzey tam düz olamaz. Hiçbir zaman iki yüzey birbirine tam dik olamaz. Mutlaka boyut hatalarının yanında geometrik hatalar da olacaktır. Kaçınılmazdır. İşte onun için geometrik tolerans bahsediyoruz zaten. Şimdi hayalimiz ama şu. Üç ekseninde aynı hat üzerinde olması. Yani üç unsurun ekseninde ve eksen düzlemlerinin aynı hat üzerinde olması. Ancak hata olabileceğini de sezinliyoruz. O zaman bu hata ne kadar olabilir ve biz bunu nasıl kontrol edebiliriz? Örneğin resmi böyle yaptığımızda bu hata kontrol edilmekte mi? Edilmemekte. Çünkü herhangi bir tolerans yok. O zaman bazı şeylere başvuruyoruz. Nedir işte? Genel tolerans tabloları. Yani biz başlangıçta şöyle düşünüyoruz, varsayıyoruz. Üç unsurun da aynı çizgi üzerinde olduğu, yani simetri bozukluğunun sıfır olduğunu hayal ediyoruz, varsayıyoruz. Evet bu varsayılabilir. Ancak böyle olmayacağını da biliyoruz. Bu durumda bu üç eksen arasındaki mesafe sıfır. Bu sıfırın toleransı nedir? Ne kadar mesafe bozulabilir? Eksenler birbirine ne kadar kaçabilir? Yani sıfır, ideal olarak sıfır olan mesafe sıfırdan ne kadar uzaklaşabilir? Bunun gibi bir tolerans gerekli. İşte burada bazen genel toleransları kullanıyoruz. Yani işte en yaygın olan 20.68. Birçok resmin altına, teknik resmin altına belirtilmeyen toleranslar için ISO 27861M kullanacak dediğimizde, makine parçalarında M kategorisini çok sık kullanıyoruz. Bir toleranstan bahsedebiliyoruz artık. Çünkü bu sembol ya da bu ibare bizi şu tabloya götürüyor. ISO 27861'in birinci tablosu ve M kategorisi şu sıraya götürüyor. Bütün boyutların toleransı var. Ancak bu tablonun şöyle bir özelliği var. 0.5'ten başlıyor. Yani bu tablonun içine aldığı, kontrol ettiği mesafeler en az 0.5 milimetre olmalı. Oysa biz burada simetriden bahsederken mesafe sıfır. Yani bu tablo simetriyi kontrol etmek için yeterli değil. Simetriyi kontrol edemiyor. O zaman başka bir şeye bakmamız gerekiyor. Yani 420'nin toleransını buradan almamız. Çünkü onların vardı burada toleransı. 180'in, işte 64'ün toleranslarını buradan alabiliriz. Ve o toleranslar acaba bize simetri konusunda bir şey söyler mi? Buna bakmamız gerekiyor. Söyleyebilir mi? Buna bakmamız gerekiyor. Tabloya göre
420'nin toleransı Artekson'da 8. Çünkü 420, 400 ile 1000 arasında işte M kategorisi toleransı Artekson'da 8. Buraya Artekson 10'da 8 toleransı koyabiliriz. 180'in toleransı işte 180, 120 ile 400 arasında toleransı Artekson'da 5. Burada Artekson'da 5 tolerans olduğunu varsayabiliriz ya da öyle olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü 20 ile 8 bir M'ye göre toleranslar, genel toleranslar. 64'ün toleransı da 64, 30 ile 120 arasında olduğu için işte M kategorisi Artekson'da 3. 64'ün toleransı da Artekson'da 3 olarak kullanabiliyoruz. Peki bu toleranslar simetri ilgili bize bir şeyler söylüyorlar mı? Evet, söylüyorlar. Çünkü tolerans demek bir yandan tolerans birikmesi demek. Biz boyutlara tolerans verdiğimiz zaman ve birden fazla unsur da işin içerisinde ki bu içerisinde ise ki burada birden fazla unsur var, bir genişlik var, başka bir genişlik var, bir çap var. Birden fazla unsur işin içerisinde olduğunda, yani birden fazla boyut ve tolerans işin içerisinde olduğu zaman kaçınılmaz olarak tolerans birikmesi diye bir şey söz konusudur. Tolerans birikmesi de bizi belki simetriyi kontrol etme anlamında bir ipucu verebilir, vermelidir. Şimdi burada şu boyutun ölçüsü 420 ise ve Artekson'da 8'de genel toleranslara göre toleransı varsa, o zaman şu deliğin ekseninin yeri örneğin şu kenardan ne kadar olabilir ve bu kenardan ne kadar olabilir? Neye bakacağız? 420'yi 2'ye böleceğiz. 210 olabilir. Yani bu deliğin yeri, ekseni şu kenardan 210 milimetre uzakta olabilir. Şu kenardan da 210 milimetre uzakta olabilir. Eğer 420'nin toleransı olmasaydı, yani modelde tolerans yoktur, örneğin bir model gibi düşünsek bunu, ideal parça gibi düşünsek, bu ölçüde 210 olacaktı, burası da 210 olacaktı. Ama hiçbir parça mükemmel olmayacağı için, mükemmel yapılamayacağı için toleranslar verdikçe buralara, bu toleranslar da başka yerlerde de yansımalar olacaktır. Yani bu resme göre 210'un toleransı Artekson'da 4 olabilir. Şuradaki 210 toleransı Artekson'da 4 olabilir. Nereden çıkarıyoruz bunu? Çünkü 420 toplam toleransı 10'da 8. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman 210 bizim nominal değerlerimiz. Toleranslar ne olabilir? Buradaki toleransın yarısı kadar olabilir. Ya tam tersini düşünürsek, yani tolerans birikmesi konusunda tekrar bir hatırlayacak olursak, bir boyut hesaplarken, örneğin 420'yi hesaplarken kaç tane farklı boyut kullanıyorsak o kullandığımız boyutların toleransı burada birikir. Yani işte 420 iki tane 210 toplamı, 210'ların toleransı Artekson 4 ise toplam toleransı Artekson'da 8'dir. İşte tolerans birikmesi dediğimiz şey. Hem bu boyutun toleransı hem de bu boyutun toleransı burada birikiyor. Veya 420'yi vermişsek ve onu toleranslandırmışsak başlangıçta, o zaman 420'yi 2'ye böldüğümüz için, iki parça çıkardığımız için, oradan iki ayrı unsur çıkardığımız için o unsurların toleransları da toplam toleransın yarısı kadar olacak. Onda 4 oluyor. Bu durumda şunu açıkça görüyoruz. Şuradaki boyutun 210,4 olma ihtimali de var. 209,6 olma ihtimali de var. Benzer şekilde şu boyutunda 210,4 ya da 200 9,6 olma ihtimali var ama ikisinin toplamı 420 Artekson'da 8'in sınırlarının dışına çıkmayacak. İşte bu bize şu delik ekseninin şu unsurun eksenine göre şu unsurun eksenini şuraya çizelim arkadaşlar. Şöyle bir eksen çizelim. Boyutu 420 olan unsurun bir eksen düzlemi var. Şu deliğin ekseni bu eksen düzlemine göre demek ki yukarı aşağı şu toleranstan izin verdiği kadar gezebilir. O toleranstan izin verdiği tolerans aralığı nedir? Artı eksi 10'da 4, 10'da 4, 10'da 8. Toplam bir 10'da 8'lik toleransımız var. Yani burada 10'da 8 genişliğinde bir tolerans bandı var. Buradaki 10'da 4 ile buradaki 10'da 4 toplamı kadar. Demek ki bu deliğin ekseni parçanın ana eksenine göre, 420'lik unsurun ana eksenine göre şu unsurun ana eksenine göre, şu deliğin ekseni bu resme göre onda 8'lik bir tolerans bölgesi içerisinde gezebilir. Yani simetri bu kadar bozulabilir.
Dolayısıyla boyut toleransları, şu genel tolerans tablosundan aldığımız boyut toleransları simetri ilgili bize bir fikir verdi. Bu kadar simetri bozukluğu olabilir. Peki bir de burada bir eleman var. Bu elemanın simetrisi ne kadar bozulabilir buraya göre? Bu sefer şuradaki tolerans da devreye girecek. Hem buradaki onda 8 hem buradaki onda 5 devreye girecek. Çünkü burada da şöyle bir hesap yapacak olursak, şöyle bir şey görmeye çalışacak olursak, buradaki boyut ne kadar değişebilir? Buradaki boyut ne kadar değişebilir? İşte 420 eksi 180, 240. 240'ın yarısı burada, yarısı burada. Yani nominal değerlerden gidecek olursak, model değerlerinden ideal parçalarda, mükemmel parçalarda burası da 120 olacak, burası da 120 olacak. Tam simetrik olsa parçalar. Ancak tolerans olduğuna göre burada ve burada simetri bozulabilir. İşte bu unsur yukarı kaçık olabilir. Ekseni aşağı kaçık olabilir. Ne kadar kaçık olabilir? İşte şuradaki boyutun toleransı 0,65 olabilir artı eksi. Buradaki boyutun toleransı da artı eksi 0,65 olabilir. Nereden çıkıyor bu 0,65'ler? Aynı şurada olduğu gibi. Şu boyutun toleransı, bu boyutun toleransı. Çünkü 120'leri hesaplarken biz bunu ve bunu kullanıyoruz. Bunun toleransı onda 8, bunun toleransı onda 5, toplam 1,3. İşte ikisinin toplamı da 1,3. Yani yine bir tolerans birikmesi hesabı var. Bu da tipik bir tolerans birikmesi hesabı. O zaman demek ki şu eksen düzlemi, şu unsurun eksen düzlemi, şu unsurun eksen düzlemi, şu unsurun eksen düzlemine göre 0,65 milimetre yukarıda veya aşağıda olabilir. Yani toplam 1,3 milimetrelik bir tolerans bölgesi içerisinde bu unsur gezebilir. Bu durumda böyle bir resim şöyle bir parçaya yol açabilmekte. Demek ki şu unsur bunun ekseni mesela şuraya gelmiş olabilir. Yani bu unsur yukarıya doğru kaymış. Şöyle duruyor. Benzer şekilde deliğin ekseni de aşağı doğru gelmiş olabilir. Şu tolerans bölgesi içerisinde. Delik ekseni de buraya gelmiş olabilir. Ve parçanın ana ekseni de burada. Şu mavi ekseni de ana ekseniydi. Gördüğünüz gibi ana eksene göre delik aşağı doğru gezmiş olabilir. Onda 8'in yarısı kadar, onda 4 milimetre. Şu unsurun eksen düzlemi ise 1,3'ün yarısı kadar, yani 0,65 kadar ters yönde gezmiş olabilir. Yani delik diyelim ki aşağı doğru gezmiş şu unsurun eksen düzlemine göre, şu unsurun eksen düzlemi de yine bu unsurun eksen düzlemine göre yukarı doğru gezmiş. Montaj ne olur? Montajda sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü simetriler bozuldukça şunun montajında veya bunun montajı olsa bile bu sefer pimin montajda mutlaka sorun yaşanabilir. O zaman demek ki bu hesapları iyi yapmak gerekiyor. Yani genel toleranslara göre verdiğimiz, genel toleransların izin verdiği simetri bozukluğu montajda bir takım şeylere engel olabilir. Montajın yapılması engel olabilir. Bunları iyi görmemiz gerekiyor. Yani daha derin hesaplar yapmamız gerekiyor. Peki başka ne yapılabilir? Bir ikinci yöntem şu olabilir. Önce şunları bir temizleyeyim. 2768'in ikinci kısmını kullanmak olabilir. Biliyorsunuz ISO 2768 bir genel tolerans standardı ve iki bölümden oluşmakta. Birinci ve ikinci bölümleri var. Birinci bölümünde işte doğrusal boyut ve çapların genel toleransları var. Pahların ve radyusların toleransı var ve açıların toleransı var. İkinci bölümde ise geometrik toleranslar da var. Tarif edilmemiş, resimde belirtilmeyen geometrik toleranslar da var. Yani resmin altına şöyle yazarsak 2768 MK, MH, yani küçük harfin yanına bir de büyük harf koyarsak işte M medium'du, K da orta kalite. Genel geometrik toleranslar da var demektir. Belirtilmemiş geometrik toleranslar ve ikinci kısımda da dört tane tablo vardır. Birincisi şekil toleransları, işte düzlemsellik, doğrusallık gibi. Onu kontrol eder birinci tablo. İkinci tablo duruş toleransları, diklik, paralel açısallık. Üçüncü tablo simetriyi kontrol eder. Dördüncü tablo da salgıyı kontrol eder.
bir tolerans verilmeyen durumlarda geometrileri kontrol eder. Bizim bu örneğimizde simetri üzerine durduğumuz için demek ki üçüncü tabloya bakacağız. İşte şu tabloyu boyutların toleransları için kullanacağız. İkinci tablo ise yani 2768'in üçüncü tablosu ama burada kullanacağımız ikinci tablo. Bu birinci tablomuz, bu ikinci tablomuz. Simetri için genel tolerans tablosu. Demek ki simetri de buradaki boyutların şuradan aldığımız toleranslardan bağımsız olarak artık simetrinin daha dar, rafine edilmiş bir toleransı var demektir. Peki simetri toleransı ne kadar? İşte K kategorisini kullandık burada. K dediğimiz için parçanın nominal boyutlarına göre bizim parçamız işte 420 genişlik. Demek ki 420, 400'ün üzerinde boyutları var parçamızın. O zaman 300 ile 1000 arasında demek ki simetri toleransı artık sonunda 8'i geçmeyecek. Yani şu artık şunu söyleyebiliriz. 420'nin 64'ün 180 toleransları evet buradan alacağız. Ama simetri tamamen bağımsız. Artık buradaki tolerans birikmelerinden etkilenmeyecek bir simetri toleransı var. Ne kadar olacak? Onu da 8 milimetre. Çünkü K demiştik. K kategorisi ve parçamızın boyutları 400 üzerinde, 300 ile 1000 arasında. Demek ki onda 8. Yani şurada onda 8 milimetre genişliğinde bir tolerans bölgemiz var. Ve hem şu unsur hem de bu unsur ancak bu bant yasına gezebilir. Yani her iki unsurun da simetrisi onda 8 bozulabilir. Onda 4 bir tarafa, onda 4 bir tarafa gezebilir. Dolayısıyla deminki o 1,3'lük o geniş tolerans bölgesinin neden olabileceği problemler biraz azaldı. Çünkü biraz özelleştirdik durumu. Simetrinin önemli olduğunu vurgulamış olduk. Neyle? Şu ikinci tabloyla. Ancak bazen bu da yetmeyebilir. Çünkü burada da yine onda 8'lik bir tolerans bandı içerisinde şu unsurun ekseni yukarıya kaymış olabilir. Yine dolayısıyla unsur biraz yukarıya doğru gitmiş. Delin ekseni tam ters yönde aşağı doğru gitmiş olabilir. Ve bu unsurla şuradaki unsurun eksen düzlemiyle delik eksen düzlem arasında bir mesafe oluştu. Delik aşağı doğru geldi. Ayrıca bu unsurun eksen düzlemi de ana eksen düzlemine göre şu unsurun eksen düzlemine göre yukarı doğru gitti. Yine bir, ya bu simetri bozukluğu da montajın olmasına engel olabilir. Pekala olabilir. Tasarımcının göre bunu tekrar hesaplamak. Yani acaba olur mu? Ne kadar yani bu onda 8'lik tolerans bölgesini kullandığında unsurlar kaçıklık için bu montajı ne kadar etkiler? Şu boşluklar yeterli olur mu olmaz mı? Acaba bu boşlukları artırmak gerekir mi? İşte bu boşlukları artırmanın yolu nedir? Şu toleransları daraltmak ya da şuradaki boyutları daraltmak, azaltmak. Şu boyutu genişletmek. Bu da başka bir laçkalık problemine yol açabilir. Dolayısıyla tasarım zaten budur. Bunları hesaplamak. Tolerans birikmesi nerede olur? Simetri ne kadar bozulur? Geometri ne kadar bozulursa montaj olur mu olmaz mı? Bunların üzerine düşünmek. Nasıl düşünmeyi gerektiriyor. Demek ki bu simetri kontrolünde 2768'in ikinci kısmının üçüncü tablosu aklımızda olsun. Kullanabiliriz. Ancak burada ne var arkadaşlar? Bir geometri problemi. Yani boyut problemi değil, geometri problemi. Biz şu boyutları hesaplıyoruz bakın. Burada işte montajı düşünürken bu boyutları ona göre veriyoruz. 420 onun toleransları, 180, 64 oradan geçecek püme göre onlara toleranslar veriyoruz. Ama boyutların toleranslarını vermek yetmiyor. Burada bir de esaslı bir şekilde geometri problemi var. Çünkü montaj var. Montaj demek geometri demek. Geometrilerde bozukluk olursa konum, duruş, form, simetri gibi geometrik özelliklerde problem olursa işler zorlaşmaya başlıyor ve tasarımlar zorlaşmaya başlıyor. Daha detaylı düşünmek gerekiyor. İşte geometrik toleranslandırma burada aklımıza gelmeli artık bugün durumlarda. Geometrik toleranslandırma bu işi biraz daha akıllıca çözüyor. Daha mühendislik katarak işin içerisine ve daha gerçekçi çözümler üretiyor. Bir de
daha geniş toleranslarla gerçek çözümler üretiyor. Yani şu toleransları daraltmadan acaba başka bir çözüm bulunabilir mi? Bulunabilir. Evet, üçüncü yol olarak da onu önereceğim size böyle bir parçada. Parçanın resmini şöyle yap. Yani datumları kullanmak, işte geometrik toleranslarının en önemli unsurları, datum referans yapısı, işte bir A datumu, B datumu ve montajda kullanacak unsurlarda datumlarla ilişkilendirmek uygun toleranslarla. Bakın 420'yi değiştirmedik, bunun toleransını değiştirmedik. Yine genel tolerans. Yani 24.820'ye de belirtilen tolerans. 180 toleransı yine RTX 10.5, 64'ün toleransı yine RTX 10.5. Onlara dokunmadık. Peki ne yaptık? Datumlar tarif ettik. Datum A burada şuradaki yüzeyimiz. Parçanın bir yüzeyi. Yani bu yüzeyin montaj yüzeyi olduğunu gösteriyor. Karşı yüzeyin çok önemli olmadığını, yani montajı düşünürseniz oturma yüzeyi önemlidir. Parçanın oturacağı yüzey. Karşı yüzey havayı dövüyor. Çok da önemli olmayabilir. İkinci datum B ise neresi? Yine burada çok önemli bir prensip vardı. Üçgen ölçü çizgisinin hizasına konmuşsa boyutu gösteren ölçü çizgisi dediğimiz bu ok başı çizginin hizasına konmuşsa buradaki datum B şuradaki eksen düzlemi demektir. Yani şu yüzey değil. Datum B. Bu yüzey değil. Şu yüzey de değil. Çünkü iki yüzeyin birbirine göre bir üstünlüğü yok. Önemli olan da simetri olduğuna göre burada simetriyi vurgulamak gerekiyor. İşte simetriyi vurgulamanın bir yolu da bu. Üçgeni buraya koymak. Bizim burada datum B'miz şu unsurun boyutu ne olursa olsun 420.8 de olsa 419.2 de olsa tam ortasından geçen hayali eksen düzlemi datum B'dir. Ve diğer unsurlar datum B ile ilişkili bakın. İlişkiyi kurduk. Geometrik ilişkiyi kurduk. Şimdi resmi böyle yapmanın ne faydası var? Bir kere en önemli faydalarından bir tanesi şu. Montajın nasıl yapılacağını anlatıyor. Yani bu resim bize diyor ki önce bir şu montaj olacak. Yani bu unsur buraya bir girecek. Dolayısıyla 420 ölçüsünü iyi kontrol et. Yani tasarlarken de toleransları doğru ver. Bu resme göre bu unsurun boyutu 420.8 olabilir. En fazla malzeme durumu dediğimiz durum 420.8 olabilir. Demek ki şu unsurun boyutu yani şu boyut 420.8'den daha az olmamalı. Hiçbir zaman. Ve yeterli boşluklarda verilmeli. Dolayısıyla karşılıklı parçaların bir kere tasarlanırken önce boyutların doğru verilmesi lazım. Benzer şekilde ikinci bir unsur söz konusu montajda bu parça sürülecek ve şu unsurda karşıya geçecek. O zaman bu unsurun boyutu 180,5 olabilir. Demek ki karşıdaki şu boyutunda 180,5'tan daha küçük olmaması lazım. Tolerans atlamaları buna göre yapmak lazım. Şu RTX 10.5, RTX 10.8 verirken bunlara dikkat etmek lazım. Karşıdaki parçanın da toleranslarını bunlara göre vermek lazım. Bu çok şey, yani işin doğasında olan bir şey, atlanmaması gereken bir şey. Aynı şekilde delik çapı işte ne olabilir? 63,7 olabilir. 63,7 olma ihtimali var. O zaman pimin çapının da 63,7'den daha küçük olması lazım. Daha büyük olsa çünkü en küçük deliğe geçmeyebilir. Bunlar boyutlarla ilgili. Ancak bu resim aynı zamanda diyor ki geometriyi de kontrol edin, konumu da kontrol edin. Dolayısıyla bu resmin birinci avantajı şu, bize montajı anlatıyor. Ayrıca şunu da gösteriyor çok açık olarak. Simetri önemli ama simetriyi kontrol ederken hangi unsuru esas alınacak? Örneğin şu unsurun eksen düzlemine göre şu unsurun eksen düzlemini kontrol edeceğiz. Yoksa bu unsurun eksen düzlemine göre bununkini mi kontrol edeceğiz? Yoksa deliğin eksenine göre diğerlerinin simetrisini mi kontrol edeceğiz? Yani hangisi esas alınacak? Bakın şu resimlerde bir önceki resme sayfaya gidelim arkadaşlar. Örneğin şu resimde 420'yi esas alarak mı diğerlerinin simetrisi önemli? Yoksa bunu esas alarak bunun simetrisi mi önemli? Yoksa deliğin eksenine göre onların simetrisi. Yani hangisi referans olacak? Bunlar belli değil.
Oysa burada datumları yazmaya başladığımızda işte buraya oturacak ve şu unsurun eksen düzlemi önemli, kritik. Çünkü onu burada kullanmışız. Demek ki birinci avantajı, en önemli avantajı datum unsurlar belirli olduğu için simetri kontrolünde hangi unsurların esas alınacağı çok açık. Bu son derece önemli. Çünkü kontrollerde doğru datumu kullanmak, doğru unsuru kullanarak diğer unsurları kontrol etmek son derece önemli. Örneğin CMM'de şu unsuru esas alıp bunun simetrisine bakmakla bu unsuru esas alıp bunun ona göre simetrisine bakmak farklı sonuçlar verir. Sadece CMM'de değil, mihengi de görsek farklı sonuçlar buluruz. Çünkü ikisi farklı unsurlar. Ama tasarımcı ne istiyor? İşte tasarımcı burada ne istediğini açıkça belirtmiş. Bu oldukça önemli. İkinci bir şey, montajda bir simetri bozukluğu varsa montajda sorun yaşayacağımız açık. Yani konum hatası varsa, işte şu unsurun eksen düzlemine göre, şu unsurun eksen düzlem biraz fazla kaçıksa veya deliğin ekseni yukarı aşağı fazla kaçmışsa montajın olamayabileceği çok açık. Çünkü burada sınırlarımız var. Bakın burada sınırımız var, burada sınırımız var. O zaman bazı hesaplar yapmak zorundayız. Yani montajın garantilenmesi için işte bu parçalardan binlerce, on binlerce, yüz binlerce yapılacaksa, işte bunu birileri, bunda birileri yapacaksa, sahada iki parça karşılaştığı zaman montajın mutlaka olması da çok önemliyse ki bazı sektörlerde bu son derece önemlidir. Interchangeability, eşlenirlik. O zaman bunu tasarım aşamasında görmek lazım. Yani en kötü durumu olabilecek en kötü şeyi görmek lazım. İşte buna da virtual durum diyorduk. Zahiri durum. Montajda kullanacak unsurların olabilecek en kötü davranış durumları. Örneğin şuradan bir pim geçecek. Biz deliğe 64 artı eksi 10'da 3 dedik. Evet, boyutunu sınırladık. Yani diyoruz ki bunu yapan ustaya bu deliğin çapı 63,7'den küçük olmayacak. Olmasın. Çünkü pim işte 63 örneğin. Dolayısıyla ondan daha küçük olmaz. Ancak bir de simetri problemimiz var. Onun için onu kontrol etmek için de konum toleransı verdik. Delik 0,5 de konum hatası olabilir. Yani deliğin çapı ne olursa olsun yukarı aşağı sağa sola biraz gezebilir. Çünkü hiçbir zaman hiçbir delik aynı yerde olmaz. Eksende konum hatası olacaktır. İşte buraya da 0,5 dediğimizde biz şunu söylüyoruz, söylemiş oluyoruz. Bir de M koyduğumuzda yani delik en fazla malzeme durumundayken 0,5'lik bir tolerans bölgesi içerisinde sağa sola gezebilir, yukarı aşağı gezebilir. Yani 0,5 çapında bir tolerans bölgesi içerisinde gezebilir dediğimizde biz bu deliğin olabileceği en küçük değeri de tanımlamış oluyoruz. Ki buna zahiri durum diyoruz. Bir çoğu case. Bu resme göre bu deliğin çapı 63,7 olabilir. Evet, bu ihtimal var. 63,7 bu deliğin en fazla malzeme durumudur. Ve delik 63,7 iken 0,5 çapında bir tolerans bölgesi içerisinde gezebilir. Ya da eğilebilir. Çünkü aile ilişkili diklik. Datum aile ilişkili diklik. O zaman bu delik 63,2 gibi davranabilir. İşte bu deliğin en küçük davranış durumu diyoruz. En kötü. En kötü derken montajı en çok zorlayacak. Montajın en zor olacağı durum bu. Yani bu toleranslarla bu deliğin 63,2 gibi davranma ihtimali var. Birçok kez. İşte bu konum toleransı bunu hesaplamayı daha kolaylaştırıyor. Bu hesapları daha kolay yapabiliyoruz. Benzer şekilde şu unsura geldiğimizde bu unsur içinde bir virtual durum söz konusu. Örneğin bu unsur 180,5 olabilir. 180,5 olduğunda karşıya biraz daha zor geçeceği belli. Boşluk azalıyor çünkü. Bir yandan da 180,5 bu unsurun en fazla malzeme durumu. En fazla malzeme durumundayken onda 8'lik bir tolerans bölgesi arasında yukarı aşağı gezebilir. Bakın burada çap işareti yok çünkü bu unsur yuvarlak değil tolerans bölgesi. Yukarı aşağı gezebilir. Delikse bir eksen her yönde gezebilir ve eğilebilir. Onun için tolerans bölgesi yuvarlak. Çap işaretini unutmuyoruz. Bu unsur işte bir zahiri durum hesabı yapılabilir, yapılmalı. Bu unsurun zahiri durum yani bir çuğul durum ölçüsü de 180,5 olma ihtimali var en fazla malzeme durumu.
yüksek 80,5, yani onda 8'lik milimetrelik bir tolerans bölgesi içerisinde yukarı aşağı gezebilir. Bu durumda 181,3 gibi davranabilir. Demek ki şu genişlik 181,3'ten daha küçük olmayacak şekilde ayarlanmalı. Yani onda konum toleransı hesaplanmalı. Veya şuradaki delik hiçbir zaman 63,2'den daha küçük davranan bir delik olmamalı. Pimin geçebilmesi için. Veya pim çapı hiçbir zaman 63,2'den daha büyük olmamalı. Yine pimin geçebilmesi için. Demek ki bu hesapların yapılmasını kolaylaştırıyor. Buradaki geometrik toleranslar, en fazla malzeme durumu sembolleri. Tabii en fazla malzeme durumu bir de şunu anlatıyor. Bu çok önemli bir avantajdır. Biz bu hesapları yaparken, yani şuradaki 0,5 hesaplarken en fazla malzeme durumunu koyduk buraya. Ya da onu koyarak hesapladık. Ya da onu koyarak birlikte kullandık. Ve şuradaki 63,7 değeri, deliğin en fazla malzeme durumu ölçüsü, en fazla malzeme durumunda 0,5 konum hatası olabilir dediğimiz için 63,2 gibi davranabilirdi. Yani olabilecek en kötü şeyi hesapladık. Yani bir delik çapı 63,7 geliyorsa 0,5'te konum hatası olabilir. 0,5'lik bir tolerans bölgesine delik gezebilir. Ancak bu 63,7 nedir? Deliğin olabileceği en küçük değer. Ve bu ihtimal aslında çok uzak bir ihtimal. Hiçbir zaman bütün parçalarda bu 63,7 olmayacak. 64 de olabilecek, 64,3 de olabilecek. Yani bir çan eğrisi, normal dağılım eğrisini düşünürseniz 63,7 çıkma olasılığı zaten çok düşük. 64,3 çıkma olasılığı çok düşük. Birçok imalatçı arkadaşımız bunu 64 delmeye çalışacak. Ayarlarını buna göre yapacak. Dolayısıyla delikler büyüdükçe, yani 63,7 değil de daha büyük delinmeye başladıkça montaj daha zor olacak. Çünkü oraya geçen pim zaten sabit. Hep aynı pim geçiyor. Sabit bir pim geçiyor. Bu durumda delikler büyüdükçe, örneğin şu delik bir parçada diyelim ki 63,7, onun konum hatası en fazla 0,5 olmalı. Başka bir parçada bu delik çapı 64 ise delik büyüdü. Aynı pim oraya daha kolay geçecek. Buna daha fazla konum hatası verebilmeliyiz. Konum hatası olsa bile kabul etmeliyiz. İşte bu da bonus tolerans dediğimiz şey. Yani deliğin çapı 63,7 olduğunda konum hatası 0,5 ise 64 olduğunda 0,8 olabilir. 64,3 geldiğinde 0,11 bile olabilir. 1,1, özür dilerim. 1,1 olabilir. Yani 0,5. Bu ne kadar büyürse delik, en fazla malzeme durumuna ne kadar ayrılırsa o kadar ilave konum hatası olsa bile kabul etmemiz lazım. Çünkü montaj kolaylaşıyor. Montaj engel bir durum oluşmuyor. Benzer durum burada da var. Ki buna da bonus tolerans yorduk. Bunu başka kayıtlarımızda teorik altyapısını, teorik tanımını yapmıştık. Onlar, o videolardan bunları izleyebilirsiniz. Ki M'nin de bir avantajı şuydu, önemli bir avantajı. M varsa fonksiyon kontrol master'ı yapılabilir. Yani parça fonksiyon olarak kontrol edilebilir. Yani şu parça için şöyle bir master yapılabilir. İşte bu master buradan geçiyorsa ve pim de geçiyorsa bu parça doğrudur. Nesi doğrudur? İşte şurada konum toleransları doğrudur. Konum hataları tolerans sınırları içerisindedir. Aynı şekilde şu parça için de böyle bir master yapılabilir. Yani M master yapmaya izin verir. Çünkü sabit bir zahiri durum hesabı var. İşte bu hesaplar, bu pim hesabı, bu da masterdaki şu elemanın hesabı. Bu hesaplar yapılabilir. Evet, simetri makine parçalarında çok önemli bir problem. Birçok makine parçasında, hani insanın yaptığı ilk makine nedir desek, işte kağnı aklımıza gelir ve kağnı son derece simetrik bir araçtır. Sağında ne varsa solunda da aynı şeyler vardır. Birçok makine böyledir. Bakın, birçoğu böyledir. Simetri insanlığın en eski kontrollerinden bir tanesidir. Bu yüzden kontrol etmek isteriz. Ama kontrol ederken işimizi de kolaylaştırmamız lazım. Yani simetriyi iyi kontrol etmek için toleranslar daraltmadan kontrol etmenin yollarını bulmamız lazım.
Şuradaki toleransı ne kadar geniş verebiliyorsak, buradaki toleransı ne kadar geniş verebiliyorsak, buradaki toleransı ne kadar geniş verebiliyorsak maliyetler o kadar düşük olacağı için çok iyi. Ama ayrıca konumu, simetriyi, kontrolünü de bu toleranslara bırakırsak başka problemler çıkabilir. O zaman bu toleransları bırakmadan işte geometrik tolerans kullanarak konumları kontrol etmek iyi bir yöntemdir. Maliyetler açısından interchangeability yani eşitlik açısından oldukça kıymetlidir. Bu kaydımda bu bilgileri paylaşmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Başka kayıtlarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Saygılar sunuyorum.